Selahattin Kınalı şimdi kesin eleştirecek ama <laughs> ne dersiniz Marekans ikisini? Bir önceki şundan dolayı söylüyorum izleyicilerimize de biraz bilgi vermiş olalım. Bir önceki Trabzonspor değerlendirmemizde e, biraz gençlere yönelinmeli, biraz altyapıya ağırlık verilmeli e, demişti Selahattin Kınalı. Böyle yıldız oyunculara bakış açısı biraz daha farklı. Sönmeye yüz tutmuş yıldız oyunculara farklı. Yoksa Alexander Sörlöte kim ne dedi? 22 yaşında getirdin. Şimdi Hamsi kaç yaşında? Temmuz ayında 34'e giriyor. Kaç yıllık sözlük yapacaksın bundan ve ne bekliyorsun? Hamsik nereden gelecek? Tutunamadığı Napoli'den kiralık gittiği Göteborg, İsviçre Ligi. İsviçre Ligi şu anda bizim PTT ligimizle aynı düzeyde birlik. Belki daha aşağıda. Rekabet o kadar düşük. E orada da işte altı maçta bir gol atmış. kariyer çizgisi aşağıya doğru dönmüş adamlarla şampiyon olunmaz. Olunsa zaten Fenerbahçe her sene transferler yapıyor galiba. Onlar olur. Sana sıra kalmaz ki. E, Trabzonspor şimdi Abdullah Avcı kasket takıyor değil mi Abdullah Hoca? Kasket geçiyor. Kasket neyi temsil ediyor? Tevazuyu, emeği, Ahmet Suat yazıyı. E, bu transferlerle Trabzonspor seneye sahaya 10 belki de 11 yabancı ile çıkacak. Hoca o kasketi takacak mı yine? Utanmayacak mı? Kendi değerleriyle bir hikaye yazdı Trabzonspor. Devrimci bir hikaye yazdı. E şimdi neredeyse işte sezona yeni sezona Transfer için konuşulan adamlar da yani çoğu menajer oyunu anlıyoruz da umarım Hamsik'te bir menajer oyunudur, menajerin dayatmasıdır yani. Bir tane Türk oyuncu konuşmuyorsun? Ya Bursa'da Emirhan diye bir çocuk var, başka genç çocuklar var, ne bileyim Keçiören'deki öğrendiği o Barış Yılmaz var, şahane çocuklar var, başka alt Petekli bir sürü genç oyuncu var aday olabilecek, sana emek katkı, değer katabilecek. Senin altyapında bir sürü oyuncu var. Onların hiçbiriyle ilgili bir konuşma yok. Hamsik aşağı, Gervinho yukarı, bilmem ne aşağı. Ya bu Trabzonspor, Trabzonspor transfer yaparak şampiyon olacak bir takım değil. Zaten bu mevcut sistemde seni şampiyon yapmayacaklarını kafana 4-5 defa son 20 yılda kafana vurdular. Peki bu politikada yönetimi mi eleştirirsiniz Abdullah Avcı'yı mı? Abdullah Avcı'yı eleştirmem çünkü Abdullah Avcı kendi kariyerine bir şampiyonluk eklemek için istediği oyuncuyu aldırmak istiyor. E, tek teknik adam ister. Hiç itirazım yok. Trabzonspor'u temsil eden yönetimdir. E, yönetim Trabzonspor'un nereden geldiğini misyonunun ne olduğunu bilmiyor mu? E, elbette biliyor. E, buna rağmen bu transferler ne? Sayın Başkan, bir, bir buçuk sene önce ekranları da söyledi. İşte Medyada çıktı. Duyduk, duyduk, okuduk. Ben dedi, Trabzonspor'un ilk 11'inde 4-5 tane altyapıdan oyuncu yoksa kendimi inkar ediyorumdur. E, ne oluyor şimdi? Ne yapıyor başkan şu anda? Bırak 4-5 oyuncuyu, bir, bir oyuncuyu bile oynayacağı Abdullah belli değil. bu noktada ikna edememiş olabilirler mi? E, teknik direktör kim ya? Senin çalışanın. Ama, ama mı takımı edemiş? yönetecek isim de o bir taraftan. Bütün ya. sezon o oynatacak. Tamam hocana dersin ki, hocam tamam ama biz Trabzonspor'uz. Tamam istiyorsun, sana istediğin birkaç oyuncuyu da alacağız. Aldılar zaten ama hep transfer olmaz. Ya bunu sürdürülebilir olmasının imkanı yok. Diyelim Trabzonspor hadi MHK falan karışmadılar işe. Çete hiç işe bulaşmadı. Trabzonspor sahada kazandığı şampiyonluğu, saha dışında da çaldırmadı. Şampiyon oldu diyelim. Bu Trabzonspor'un şampiyonluğu mu olacak? İlk 11'de 10 tane, 9 tane yabancıyla. Kendini inkar ediyorsun. Nerede? Herkesin dillere destan olduğu Serdar Dahil'e herkes isimler sayıyor. Genç Nerede bu oyuncular? Hiçbirine şans vermiyorsun. Nasıl yetiştik bu çocuklar? Bak Halil biraz biraz şans oluyor. O da altyapımızdan diye Avrupa'dan gelmiş. İşte Kerem. Biraz şans verildi Kerem. iki sene önce üçüncülükte oynuyordu ya. Şimdi Kerem'siz milli takım düşünemiyoruz. Niye? Biraz şans verildi. Çocuk kendini gösterdi. Gösteremeyebilirdi de. Hemen kendini gösterecek diye bir şey de yok. Ama öyle bir şey olsaydı biz Kerem'i çoktan atmıştık çöpe. Çöp olmuştu. Çocuğun şansı vardı gösterdi. E şimdi seni var eden, seni bu futbol dünyasında devrimci kimliğine kabul ettirmiş olan özünden kopuyorsun bu yabancı düşmanlığı değil asla değil. Yattara gibi adamlar, Arçil, Şota bunları şeyi Simkovya gibi oyuncular işte e, gibi oyuncuları bul getir. Eyvallah saygıda duyarız, alkışlarız seni. Ama sen bu süperlik Süper Lig dediğimiz Kestane Ligi'nde sen yabancı transferleri yaparak şampiyon olacağını düşünüyorsan Türkiye'yi doğru tahlil edememişsindir. Doğru tahlil ettiğin halde bu yabancı transferlerle takımı sahaya 10 yabancı ile 11 yabancı ile çıkarmayı düşünüyorsan da bunun adı da başka bir şeydir. Burada söyleyemem. Serdar senin görüşün ne? 190 civarında katılıyorum Selahattin abinin dediklerine. Yani ama benim de hafızamdaki Trabzonspor Selahattin abinin bana hatırlattığı Trabzonspor. Yani yabancılar bile Arçel Şota hala bu adamlar Trabzonsporlu olarak ama Storich gibi işte Hamşik gibi transferler Buraya zaten ait hisset. Şey, küçük bir gireyim. Buyur abi. Hemen de Sturridge'in aklıma geliyor. Yusuf'u sattık 17 milyon liraya. Yarısı Sturridge'e gitti ya. Kim yaptı bunu? Yine bu yönetim. Hani 4-5 tane altyapıdan oyuncu yoksa kendimi kendimi inkar ederim diyen yönetim. Ne oldu? kötü bir oyuncu mu? Asla değil. Hamsik bunlar kötü oyuncular değiller. Kariyerleri Neye var. göre? Kötü. Ama... Bu arada hani kötü oyuncu tanımını da ben biraz artık geçmiştek gibi çok böyle yuvarlamıyorum lafı. Niye yuvarlamıyorum? Ee, bir adam eğer son iki senesinde artık geriye gidiyorsa kötüdür. Böyle böyle tanımlıyorum. Yani benim için işte Kerem Aktürkoğlu'nun, işte Serkan Asan'ın, genç oyuncuların, Behlül'ün, Ebrar'ın bunlar iyi oyuncular bunlar. Bunlar çünkü sana 35 maç vaat ediyor. Şimdi ben Hamşik, bilmiyorum 5 maç oynamış adam. Bu ben niye zar atayım? Boşu boşuna. Şimdi ama öbür tarafta... Bir son kullanıcısı oluyorsun. 34 yaşında. Ya elbette. Şimdi diğer taraftan baktığım zaman ve ben Trabzonspor'u tahlili yapacaksak eğer ki Selahattin abi zaten ortaya çizdi. Öyle güzel çizdi ki Trabzonspor özeti yaptı tam anlamıyla. E şimdi bu taraftan baktığım zaman Cervino transferini de buraya dahil ediyorum maalesef. Hmm. Maalesef bunu dahil etmek zorundayım. Çünkü a, aidiyet kazandırır mısın? Bilmiyorum. Mümkün değil. Her. Bilmiyorum niye, ama. Niye olsun ki yani? Şimdi ligde gerçekten Trab bakın şeyi geçti mi? Atletik Bilbao yapısından bahsediyorum. Sadece Trabzon menşeili çocukları toplasan gerçekten iyi bir takım çıkartırsın Trabzonspor adına. Yani 3. ligde Yunus Emre Çakır diye bir oyuncu var mesela Trabzonspor. Spor. Samet Akaydın diye Adana'da bir sporda bir e, stoper. Bayılıyorum çocuğa. Keşke Trabzonspor bu çocuğu alsa Adana'da bir sporda stoper e, rotasyonda kullanılıyor gerçi ama Trabzonspor için biçilmiş kaftan, ayağı güzel, e, ikili mücadeleleri on numara, beş yıldız. Mesela yıldır. stoper için şu anda kol kır konuşuluyor Trabzonspor Yani Yani Ezgi iyi hatırlattı. Kol kır konuşuluyor. Maliyet en az bir buçuk iki milyon ya. euro. E, Mustafa Yumlu boşa çıktı. Trabzonlu ligin e, iyi stoperlerinden biri olduğunu bütün teknik adamlar söylüyor. Yedek stoper alacaksın ya, ya yedeğe bari Trabzonlu bir çocuğu koy, kulübede dursun. Zaten ilk 11 oynamayacak biliyoruz. Fakat kol kırın peşindeyiz. Niye? Yabancı. Çünkü... Yabancı transferleri köpürtme imkanı fazla. Köpürüyor böyle, büyüyor. En cazip şey. Yabancı şehit. diye mi gerçekten en işte çok katkı vereceğine inandığı için mi? Ama yedek kulübesi için alıyorsun. Katkı da verebilir. Ya oyuncu oyuncu üzerinden tarif edersek yanılırız. Sen takımın gelenekleri üzerinden bakacaksın. Bu takım neyle var olmuş? Veya Kendi soruyu şöyle sorayım. Trabzonspor tarihine benden çok daha hakim olduğu için. Trabzonspor'a yıldız olarak transfer edilen, gelen, herkesin bildiği bir, başarılı olan bir isim var mı? Ya eski takımı düşün yok. İşte bir yılda bir iki transfer yapıyordu. Orhan gidiyordu, Cardozo. geliyordu. Yok yok. Dediler es, eski, içeriden. Cardozo evet burada belki sayılır. O bile eleştirildi ama. Onu yakın ama. zaman sayıyoruz. Cardozo Yine bu say dönemde sayalım. Hani Sörlot'tu, Çizyo'ydu, Arçildi, Sturic. Şota'ydı, Storich'ti. E, pardon Storich değil. Sörlot'tu. E, bu isimler aslında adını çok fazla telaffuz etmediğimiz isimler genelde Trabzonspor'da başarılı oldu. Evet. Ya bu da bir veridir. Ve Sörlot işi de ilginçtir. Başka bir oyuncuyu izlemeye gidiyorlar da Sörlot'u tesadüfen izleme komitesindeki Tekelioğlu abimiz vefat etti. O diyor ki ya bu oyuncu değil şunu alalım. Sörlot öyle geliyor yani böyle bir ne bileyim hani yönetim başarısı falan gibi anlatılıyor ama külah var şurada. Külahımı anlatırlar. Paf bile hadi değil mi? Paf, Paf geldi kaleci. O bile başarılı olamadı. Yani Paf. Ya, 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 Paf Pofin geldiği dönem başkan Mehmet Ali Yılmaz biliyorsun. E, o dönem geldi. Flaş bir transfer Hiç hatırlamıyorum. Taraftar yani. öyle istiyordu. Yani diye. dışarıdan oynadı, Mat, gitme. mutlaka belki hafızam beni şu an şey yatıyor, yanıltıyordur. E, hatırlayamadığım var mı diye bir bakıyorum. Hani Cervinho transferi şimdi tekrar gündeme gelince böyle bir hafızamı zorlama gereği duydum. Ya keşke Trabzonspor bu metodolojisi, metodolojiyle gitmez, gitmese. <laughs> Cervinho geldi. Cervinho transferinin şöyle bir sıkıntısı da olabilir potansiyel olarak. E, açık oynuyor. E, Vakame de orada oynuyor. Bakalım ne olacak. Ya bir oyuncu kazanayım derken ikisini birden kaybetme ihtimali de var. Yani neresinden baksan tutarsızlık ya. Peki Yazık birkaç cümlede milli sana. takımdan ederim. Şimdi özellikle bugünü taraftarlar aslında hepimiz merakla bekliyoruz. Kim ayrılacak acaba milli takım kampından? Şenol Güneş dört oyuncuyu kamp dışı bırakacak.